Allah Resulü ile ve Allah Resulü'nün iki halifesi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer ile çok vakit geçirmiş. Abdullah İbni Mesud. Onlarla beraber savaşmış, onlarla beraber büyük zaferler elde etmiş. Dönemin iki büyük imparatorluğunun, Pers ve Roma'nın yıkıldığına, İslam sancağı altına girdiğine şahit olmuş. Bu vesileyle birçok makam, mevki, mal görmüş. Ama onun tek emeli, tek arzusu, her hatırladığında ah çektiren husus, bakın yaşamış olduğu şu hadisedir ve inşallah bitiriyorum. Tebük gazvesi sırasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orduyla beraber geri dönüyorlar. Az önce bahsettiğimiz bir genç vardı ya, Abdullah Zulbicadeyn, yiğit adam. Vefat ediyor. Savaşmadan, bir savaş ortamı yok, vefat ediyor. Abdullah İbni Mesud gece kalktığında ileride, çadırların ilerisinde bir ateş görüyor. Ateşe doğru gittiğinde Allah Resulü, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer, üçü Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer naaşı tutmuşlar. Abdullah Zülbicade'nin cesedini tutmuşlar. Allah Resulü de kabrin içerisinde. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme naaşı bırakırlarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah Zülbicade'ni tutuyor elleri arasında ve şu sözleri söylüyor. Allah'ım ben ondan razıyım, sen de ondan razı ol. Allahu Ekber. Yani ben onu seviyorum, ben onun samimiyetini biliyorum, ben ondan memnunum. Allah'ım sen de memnun ol deyince işte Abdullah İbni Mesud'un her hatırladığında ah çektiği mesele var ya, işte şu sözleri söylüyor. Keşke diyor o gece o kabre gömülen adam diyor ben olsaydım diyor. Subhanallah. Keşke o gece o kabre gömülen, yani peygamberin ellerin arasında duran ve Allah'ım ben bundan razıyım sen de razı ol diye dua ettiği kişi ben olsaydım. Evet Müslümanlar, biz bu duyguyu kaybetmeye başladık. Bu duyguyu yitirmeye başladık. İnsanların, çalışmış olduğumuz mesleklerin, dünyanın memnuniyeti, bizi alemlerin Rabbi olan Allah'ı razı etmeyi unutturdu kardeşlerim.